Gastroözofajiyel reflü hastalığı mide içeriğinin yemek borusuna geçmesiyle ortaya çıkan şikayetler topluluğudur. Bu şikayetler topluluğu dediğimiz zaman hastanın göğsümün arkasında yanma, kaynama, ağzıma acı ekşi su gelmesi diye tanımladığı bir semptomlar topluluğudur aslında. Gastroözofajiyel reflü hastalığındaki esas problem mide ile yemek borusunun birleştiği noktadaki sifinkler dediğimiz kapı görevi yapan yapının gevşemesiyle ortaya çıkan bir tablodur. Gastrozefajiyel reflü hastalığının tedavisinde yaşam değişiklikleri mutlaka hastaya önerilmeli. Bu yaşam değişikliği dediğimiz zaman besken, beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler ilk akla gelmeli. Acılı baharlı yiyecekler, kızartmalar, sigara, alkol, asitli içecekler, turunçgiller, sirke, çiğ soğan, sarımsak, kakaolu, çikolatalı yiyecekler gazozofager reflüsü olan hastalarda yakınmaları arttırdığını bilmekteyiz. Birincisi bu. İkincisi yemekle yatış arasında geçen süre. Özellikle gece reflüsü olan hastalarda mümkün olduğunca sofradan doymadan kalkmak ve aç karnına yatağa girmek en önemli şeylerden bir tanesi. Tok karnına spor yapmamak, özellikle karın içi basıncını arttıran aktivitelerden uzak durmak, çok sıkı elbiseler, kemerler, korseler kullanmamak yaşam değişikliklerinin içinde sayılabilir. Bunun dışında bununla kontrol altına alınamayan gastroözofageal reflü hastalığında tabii ki devreye ilaç tedavisi girer. Bugün için en sık kullandığımız, dünyada da yoğun olarak kullanılan proton pompa inhibitörleri Gastrozofageal reflü hastalığının tedavisinde kullanılabilir.